Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Emin Aktar'la birlikte olacağız gün boyunca. Tabii kendisiyle aslında Hevsel'in Sesi programını sunuyorduk. Sonra sizin sosyal medyada milletvekili adayı olduğunuzu duyduk. Şimdi ise seçim çalışmalarına başladınız. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor çalışma. 7 yıldır aslında bütün toplum suskunlaştırılmaya çalışılıyor, baskıyla baskılamaya çalışılıyor. Toplumda örgütlenme özgürlüğünden ifade özgürlüğüne. Yani düşünme özgürlüğünü bırakın, ifade özgürlüğü, düşünme özgürlüğü bile yok artık toplumda, o hale getirilmiş. Siyasal tercihte bulunma, kendi başkanını seçme, belediye başkanını seçme vesaire. Buna ilişkin bütün seçme seçilme hakkına kadar bütün hakların baskılandığı, yok sayıldığı bir dönemle geçtik. O dönemin sonuna geldik diye düşünüyorum. Yani bu dönem 10 gün sonra bitecek. Öyle görünüyor. Bütün sahada gözlemlerimiz bu. Son erecek. Bütün toplum artık kurtulmak istiyor. Bu karanlıktan, zifiri karanlıktan çıkmak istiyor. Bu zifiri karanlık dönemi, birçok kişiye şey görülebilir. Yani karanlık olunca aslında her şeyin istediği gibi olduğunu düşünebilir. Herkesin tamamen suskunlaştığı, herkesin onu dinlediği, otoriter rejim açısından söylüyorum. Öyle görülebilir. Bir de şey de ama var. Sahada öyle değil. Bir de şey de var ama değil mi? Yani evet, bir halkın bu konuda bir inancı var. Yani iktidarın değişeceğine, ama bir kaygısı da var. Sanki bu iktidar hiç gitmeyecekmiş gibi bir şey de var. Bir biliyorsunuz hep yerelde seçilen belediye başkanlarına kayyumlar atandı. HDP'li belediye başkanları cezaevlerine girdi. Siyasetçiler cezaevine girdi. Gerçekten o sandık iradesini Erdoğan eğer yenilirse hazmedebilecek mi sizce? Yani bu kaygı, halktaki bu kaygı normal mi? Hazmedebilmesi için demokrat olması gerekiyor. Yani demokrasiye inanması gerekiyor. Demokrasiye inanmayan birinin demokrasinin araçlarından olan seçimin sonuçlarına saygı göstermesini beklemek zor. Evet, belki de kaygı bundan dolayı. Bu tür bir kaygı var ama şunu da görmek gerekiyor. Toplumun yarısından fazlasının birini istemediği bir yerde şunu unutmamak gerekiyor. İstemeyenler daha fazla olduğunda daha güçlülerdi. Sadece akıl değil, daha güçlülerdi. O açıdan yenilince gidecek. Sahadaki havayı biraz anlattınız ama nelerle karşılaşıyorsunuz? Nasıl bir tablo var? Hala ciddi görünme kaygısı var toplumun önemli bir kesiminde. Yani ben görünmeyeyim ama kesin oy vereceğim, gideceğim oyumu vereceğim. Böyle bir kaygı var toplumda. Bu muhtemelen anket sonuçlarına da yansıyordur. Yani insanlar anket sonuçları çoğu telefonla yapılıyor. Telefonun dinlendiğini, kendisini izlendiğini düşünerek ya da anket firmalarının ismini verebileceği kaygısıyla aslında şeydir. Tahminden farklı cevaplar veriyor. Yani kendi inandığı tercihinden farklı cevaplar veriyor. Bu da aslında anket sonuçlarında da yanıltıcı sonuçlara neden oluyor. Alanda çalıştığımızı söylemiyorum ama çok çok yüksek oranda 7 Haziran'da bence aşacak durumda bir desteğe sahip. Sonra görünen o. Şöyle birkaç işte problem var ama alanda biliyorsunuz işte. HDP'nin kapatılmayla karşı karşıya kalması nedeniyle yeni bir isimle, yeni bir partiyle seçime girmek durumuyla karşı karşıya kalınca bu toplumda tabii bu partinin tanınırlığı, işte kavranması falan açısından bir sıkıntılı bir süreç var. Bu süreci gidermeye çalışıyoruz, yakınlığı gidermeye çalışıyoruz. Onun dışında şey yok yani 14 Mayıs'ta eğer bir müdahale olmazsa ki bunun önüne geçeceğiz. Elimizden gelmeyip korumaya çalışacağız bunu, sandıkları. O sandık sonuçları açıklandığında herkes o sürprizi görecek. Nasıl yorumlarsınız? Biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aynı zamanda İstanbul AKP milletvekili adayı. Seçimle ilgili bir paralel, ne derler ona, bir sistem İçişleri Bakanlığı tarafından kurulduğunu CHP'liler açıkladı. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Yani İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi yokken böyle bir paralel bir sistem kurarak seçim sonuçlarını takip etmesini. Gerçi Soylu yalanladı bunu ama. Görüntülerle yansıdı ama şunu söylemek gerekiyor. 1962 Anayasası'ndan sonra anayasal düzeyde kabul edilen bir ilke vardır. Seçim dönemine girmeden, yani 3 ay önce, seçimlerden 3 ay önce 3 bakan istifa etmesi gerekiyor. Bunlardan biri Adalet Bakanı, biri İçişleri Bakanı, biri Ulaştırma Bakanı. Nedeni şu zaten. Çünkü seçim güvenliğini sağlayacak birimin kolu bir siyasi otoriteye bağlı olmaması. Bir devlet kurumu, devlet memuru anlaşıyla hareket etmesi gerekiyor. Diğeri Adalet, Yargı ve Yüksek Seçim Kurulu. Zamanında seçim kurulları yargıçlardan oluşuyor. O açıdan bakıldığında ona bir müdahale olmaması. Ulaştırmada haberleşme özgürlüğü açısından bir müdahalenin yapılması. Bu temel bir mantığı var bunun.
Cumhurbaşkanı hükümet sistemi getirildikten sonra buna işin düzenleme yok da diyor. Ve istifa etme zorunluluğu olmadığı söylendi. Gerçekten yasal mı bu durum? Yani tabii ki yasal değil. Tabii ki yasal. Eğer öyle değilse, yani anayasal hüküm olarak bu üç bakanın istifası gerekmiyor denildiğinde de bunlar atanan kişiler. Yani parlamentodan seçilen, güven oyu alan kişiler değil. Parlamentonun görevlendirdiği kişiler değil. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanlar. Bu nedenle kamu görevlisi. Çok açık biçimde milletvekili seçimi kanununda da çok açık biçimde kamu görevlilerinin YSK'nın belirlediği takvime uygun olarak çok önceden adaylığı başvurusu yapmadan da istifa etmeleri gerektiği düzenlenmiş. Bu açıdan da adaylıkları da aslında tartışmalı. Hukuka uygun değil istifa etmek için. İkincisi bu halde olunca hem kendisi aday hem kolluğa talimat veriyor, emir veriyor. Bu şekilde bir seçime gidiyor. Bu seçimin tabii bütün ile antidemokratik koşullarda gerçekleştiğini zaten önemli göstergelerinden biri bu. Diğer taraftan zaten kaygı da bundan biraz geliyor. İşte İçişleri Bakanı duruyor falan diye. Ama zaten diğer sistemde de Adalet Bakanı duruyor. Evet. Değil mi? O da Urfa'da. Urfa'da aday. Ulaştırma Bakanlığı. Tüm aday ama herkes aday. Hiçbiri için şey yok. Hiçbiri için çekilme ya da istifa etme zorunluluğu yok. Böyle bu koşullarda seçime gidiyoruz. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu 14 Mayıs için de darbedir diyor. Yani kendisi de bir seçime giriyor. Aynı zamanda bunu bir darbe olarak nitelendiriyor ki anayasal bir haktır bu. Yani insanların oy kullanma hakkı. Bunu yani darbe olarak görmesi ne? Nasıl? Trajikomik bir ülkede yaşıyoruz zaten. Garip bir şey. Yani dedim ya demin az önce hani seçim sonuçlarını kabul eder mi? Siz kafanızda aslında zaten demokrasi yerleştirmemişseniz, özgürlüklere saygılı değilseniz, hak kavramınızın kafanıza yerleşmemişse siz her halükarda şeydir. Yani kendi doğrunuz dışında doğru tanımazsınız. Bu faşizmdir zaten. Bir de gideceklerinin de farkındalar mı acaba? Bundan büyük mı? Büyük ihtimalle bu. Kaygı da bu zaten. Yani topluma bile korku yayarak. Sürekli korku pompalayarak. Dikkat edin bütün söylemlerinde korku yayıyorlar. Yani iktidar blokun tümü topluma korku yayıyor. Gidersek şu olur, gidersek bu olur. Ya giderseniz bahar gelir ülkeye. Siz giderseniz özgürlük gelecek ülkeye. Siz gelirsiniz, giderseniz umut gelecek bu ülkeye. Bunu herkes biliyor. Tamam mı? Gidin bu korku duvarını bütün toplum yıksın. Toplum yıkacak 14 Mayıs'ta bu korku duvarını. Asıl korku oradan kaynaklanıyor. Zaten muhtemelen de bütün bakanların yeniden aday olmasının temel nedeni de bir dokunulmazlık kılığına bürünme ihtiyacı olabilir. Böyle yani bu tercih edeceği ayrı bir şey ama olur mu olmaz mı falan. Ama bütünün böyle olması, bu sistem açısından olması şeydir. Çünkü bakan olmak için milletvekiline istifa etmek gerekiyor sonradan olabilmek için. Muhtemelen artık bakan olma arzusu ya da ihtimalin olmadığını düşünüyorlar ki milletvekili aday oldular. Yani iktidar giderse bahar gelecek, bu AKP iktidar giderse ülkeye bahar gelecek dediniz ya. Kalırsa ne olur gerçekten bir 5 yıl daha? 5 yıl daha kalsa onu düşünemiyorum zaten. Yani bu zifiri karanlıktan daha karanlığa ne olabilir? Bütün partiler kapatılabilir, parlamento feshedilebilir. Yani tamamen işsizleştirilebilir. Artık ona ihtiyaç duymayabilir. Tamamen kararnamelerle yönetilen tek kişi iktidarına dönüşür. Bu tam bir faşizm halidir. Her anlık faşizm. Hiçbirimizin artık yani ne güvenliği kalır ne özgürlüğü kalır. Öyle bir durum. Onu düşünmek bile istemiyorum. Ben korkunç bu. Tabii biz bugün sizin seçim programınızı da takip ediyoruz. Nerelere gidiyoruz? Hazır. Böyle hemen sohbete de hazır. Gidiyoruz. Ardından yine sizin gün boyunca akşam saatlerine kadar da programımız evet, devam ediyor. Dönüşte evet Bank Radyo'da bir radyo programı var. Bir saatlik. Diyarbakır'daki bir radyomuza konuk olacağız. Sonra akşam bir televizyona Gürsan Bölgesel Yönetimi'nde yayın yapan bir televizyona kendine bir bağlantım olacak. Onunla yapacağız. Akşam da sanırım bir yine bir ilçemizde bir şenlik var. O şenlikte bulunacağız. Program bugün program bitecek. Zarokim mi? Biraz demistan ha. Biz zamanı eko perverde bizim. Zarokim mi? Zarokim kesin eka kem jirnin. Zarokim jirin o cehatin eki. Lebeni despek eda bir dezavantaj ki despek için. Biz zaman ki din despek için. Hem ciddi ben ki çava zarokim zamanı eko despek demistan edikim emeci bırakacağım.
sahadaki havayı biraz daha yorumlayabilir misiniz? İşte Hazro'daydık, köydeydik, insanlar katılmıştı, halkla buluşmalara devam ediyorsunuz. Kendi ana dilinizle seçim çalışmalarını da yürütüyorsunuz, konuşmalarınızı. Buna da dikkat ediyorsunuz, hassas davranıyorsunuz bu noktada da. Ki Kürtçe gerçekten burada kayyumların belediyelere atanmasının ardından aslında silinmeye çalışılan da bir dil. Bugün geldiğimiz köy gibi aslında burada hayatta bir şey, Kürtçe akıyor. İnsanlar Kürtçe yaşıyor, kendi diliyle yaşıyor, konuşuyor. Bir dil ticari karşılığı olmayınca, eğitim dili olarak da kullanılmayınca dil gittikçe zayıflar aslında. Gerçekten bu bir gerçeklik var. Kürtçe hem güçlü bir dil hem de çok yaygın kullanılıyor. Yani çok büyük bir nüfus tarafından kullanıldığı için ve bunlar bulunduğu yerin çoğunluk olduğu için Kürtçe yaşıyor. Ama ne kadar direnir bu şekilde olursa, bir kuşak, iki kuşak sonra ne olur? Kürtçe kaybolma riskiyle karşı karşıya kalır. Bu tür yerlerde Hazro gibi, önceki gün şeyde de Çınar'da da sağ önceki Bismillah'da da benzer manzaralarla karşılaştım. Çocuklar da Kürtçe konuşuyor. Herkes Kürtçe konuşuyor. Yani sokak öyle. Hayat öyle akıyor. Bunu önemsemek gerekiyor. Onun için de seçim çalışmalarına başlarken bunu önemsedim. Prensip olarak seçim çalışmalarını Kürtçe yürütme kararı aldım. Bu seçim çalışmasında Diyarbakır'ın gittiğim her yerde Kürtçe konuşuyor. Elbette yani televizyon, radyo programları gibi yerlerde Türkçe'yi kullanıyorum. Ama şeydir yani her yerde ilke olarak bu seçim sonrasında da halkla temasta Kürtçe'yi birinci dil olarak kullanmaya devam edeceğim. Şeydir sonuçta Kürtlerin talebi de tabii en azından Kürdistan'da Kürtçenin ikinci derecede resmi dil olarak kabul, yazışmaların iki dilde yapılmasına ilişkin talebi var. Bu talebin de hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa başka türlü bu sorunun çözülmeyeceği açık. Baktığımızda da zaten hem muhalefet hem şey karşılıklı birbirlerinin Kürtlerle ilişki üzerinden vuruyorlar. Demek ki ortada bir problem var. Kürtler de bir güç olarak ortaya çıkıyor. Bu gücün de dikkate alınması gerekiyor. Biraz daha o anayasa. Tabii. Değil mi? Anayasadan bahsediyoruz. Her halükarda öyle anayasa tabii. Çünkü sonuçta anayasanın güvenceye bağlamadığınız bir hakkı zaten şeydir. Bu hakkın her an çoğunluğu sağlamış bir iktidar tarafından değiştirilmesi, ortadan kalınması mümkün. Kimler mi alındı? Önce avukatlar. Kimseyi savunmasınlar diye. Sonra gazeteciler. Gerçeği yazmasınlar diye. Sonra siyasetçiler. Çalışmasınlar seçimde. Sonra anneler dile getirmesinler feryadı. Sonra sanatçılar, tiyatro oyuncuları. Onlar aldı. Herkes aldı. Herkes olağan şüpheli. Sizin yani büronuzdaki avukatların çoğu gözaltına alındı değil mi? Bu en son yapılan operasyonda çalışma arkadaşlarınız. Hem o operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tutuklamaları ki gazeteci meslektaşlarımız da tutuklandılar ve ardından tekrar Ankara merkezli, ardından İstanbul merkezli operasyonlarda devam etti ve hala gözaltılarda yaşanıyor. Onu da unutmayayım, sorayım size. Yani büroda 4 avukatı zaten. Ben siyaset yapmaya başladım. 3 arkadaşımızdan ikisi gözaltına alındı. Biri yaygın olarak basın davalarına bakıyor biliyorsunuz. Bütün gazetecilerin davası, bütün basın davalarında görünen bir arkadaşım. Yıllardır da bu işi yapıyor. Herkese biliyor aslında. Sadece basın değil, polisi biliyor, avukatı biliyor. Herkes bu arkadaşımızın. Evet, herkes. Onun basın davalarına baktı. Artık bu konu uzmanı artık. Yani basın davalarına uzmanı. Çoğu ifade özgürlüğü davalarında da ben de sıklıkla işte katkı aldım bir arkadaşım. İşte ya Resul şunu alır mısın bana, bunu yapar mısın? Şu konuda içtihat ne var mı, ne tür kararlar var gibi. Görüş aldım, çok temelde yardım aldım bir arkadaşımız. Şimdi böyle olunca da işin doğrusu şey düşündüm önce. Acaba yani ben oldum da benim yüzünden mi arkadaşlar da buna muhatap oldular diye düşünmedim değil açıkçası. Tabii ki arkadaşlar bunu düşünmezler, onu biliyorlar. Onlar da kendine ait sağlam hukuki olarak yani bir nerede durdukları yer belli duruyorlar ama böyle bir sıkıntı vardı. O kaygıyı yaşadık hepimiz ama bir korku yaratmak istemiyor dedim başından beri. Yani her şey bir korku üzerinden. Yani önlemini alıyor, korku yapıyor, korkutmaya çalışıyor. Korku yenmenin yolu korkutmak isteyenlerin korkudan bunu yaptıklarını öğrenmek. Onlar korktukları için bunu yapıyorlar. Korkmadığımızı gösterdiğimizde yani siz cezaevine mi koyacaksınız bizi? Hepimiz için alacak bir cezaevine çok yani. Bunu yapamazsınız. Hepimiz için alacak. Burada neden hep Kürtler ilk hedef oluyor? Gerçekten. Şimdi, yani Kürt basını, evet. Avukatlar, yine sanatçılar gözaltında alıyor. Ama toplumun önemli bir kesimi, Kürtler konusunda ses kalıyor zaten. Yani tepkisi kalıyor. Tamam. Kürt'ü olağan şüpheli görüyor, potansiyel suçlu görüyor. Bilinçaltında böyle bir ön kabul var. Bu olunca da yaygın olarak çok daha rahat saldırıyor. Kaldı ki Kürt'e saldırmak bile bilir. Bir dakika hem iktidarın muhalefet açısından. Ama benim Kürtlerle ilgim yok. Söylemi daha yaygın bu dönemde.
yaygın bu dönemde. Bir de o örgüt üyeliğini de koydu mu artık kimse ses çıkaramıyor. Kimse bir şey değil mi? Çok rahat diyor ki örgüt üyesidir. Silahlı örgüt üyeliğinden suçluyor seni. Doğrudan doğruya böyle suçlanınca toplumun benim bir kesimi geriye çekiyor. Ama toplum aslında bunu biliyor. Yani bu işin arasallaştırılarak insanların baskılanmak amacıyla bunun yapıldığını biliyor. Yaygın şekilde politik aktörler buna karşı bir tutum alırlarsa bu tekrarlanmaz. Gittikçe azalır. Hayır, siz doğruyu söylemiyorsunuz. Böyle bir olay yok. Biz bunu biliyoruz çünkü. Yani bu kadar çok silahlı örgüt üyesi olabilir mi ya bu toplumda? İnanılmaz bir şey değil mi? Örgütü de bitirdik diyorlar ama sürekli örgüt üyesi. Evet, sürekli. Hamile her gün yüzlerce kişi geniş operasyonlarla anlıyor. Şimdi bu işin kolay tarafı tabii. Ama mesele şundan kaynaklanıyor. Niye Kürt'e yöneliyor? Kürt çünkü mevcut egemenlik sistemine itiraz ediyor. Aslında cezalandırdığı şey ya da cezalandırmak istediği, baskılamak istediği şey şey meselesi değil. Yani birinin suç işlediği meselesi değil. Yani yasada tanımlanan, suç olarak tanımlanan bir hareketi gerçekleştirdiği iddiası değil. Hiçbiri hakkında bu yok. İtiraz şu, siz aslında mevcut egemenlik sistemine itiraz ediyorsunuz. Yani devletin bu şekilde Kürtleri yönetmesine, toplumu yönetmesine itiraz ediyorsunuz. Sizin bu itirazınızı cezalandırıyorum. Politik bir talebi, hukuki bir talebi cezalandırıyorum. Bir de Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da destek verilmesi de bir etken mi burada? Yani Kürtler... Onun da bir etkisi var ama o olmasa da Kürtler hani baskı görecek. Yani baskı görecek. Şu anda sahada bir AKP'li görüyor musunuz çalışan? Esnafla dolaşan, sokağa çıkan, korumasız dolaşan mesela. Yani halk bu kadar seviyorsa sizi, niye bir esnaf dükkanına rahatlıkla giremiyorsunuz, elinizi kolunuzu sallayasınız derim. Biz hepimiz tek başımıza dolaşıyoruz. Yani araçlarımızla bir eve gidip gelirken de, sabahla çıkarken de kendimiz çıkıyoruz. Yanımızda hiç koruma ordusuyla dolaşmıyoruz. Çok ya kalabalık gruplarla gitmiyoruz bir yere. Tamam. Esnaf dolaşırken, köylere giderken falan diye. Kendi başımıza gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani ne utanacak bir şeyimiz var, ne kaygılanacak bir durumumuz var. Bu halk da bize ilgi gösteriyor, bizi seviyor. Böyle bir durum. Bu da sadece mesele işte Kılıçdaroğlu'nu destekleyelim, desteklememe meselesi değil. Hani desteklenmese de daha önce de aynı şeyi görüyorduk. Evet. Aynı baskıları görüyorduk. Evet. Yani kayyumları, Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığımız için kayyumlar tayin edilmedi belediyelere. Ha bir şey daha söyleyeyim. Yaygın olarak şunu yapıyorlar. Kürt meselesini biz çözeriz falan diye. Buradan söyleyeyim. Hani ne zaman yayınlanır, nasıl yayınlanır bilmiyoruz ama programı. Muhtemelen ama seçimden önce yayınlanacak. Tabii ki seçimden önce yayınlanacak. Şimdi şey, çok mu istiyorsunuz? Hadi alın kayyumları görevden, belediye başkanlarını iade edin, görelim sizi. Cidden. Yani samimiyseniz, o zaman topluma yalan söylemeyin bize. Ben bunu AKP içinde aday olan Kürtler açısından söylüyorum. Böyle mi söylüyorsunuz? İddianız bu mu? Bu meseleyi mi çözeceksin? Halkın iradesine saygılı olun. Seçime giderken saygınızı gösterin. Ama bunu yapamazsınız. Çünkü sizin halkın iradesine saygınız yok gerçekten. Saygınız yoksa iki yüzlükte yapmayın bu topluma karşı. Gidip bu topluma sizi biz temsil ederiz demeyin. Çünkü bir toplum temsilcilerini seçtiğinde siz onları içeri alıyorsunuz. Çok şey dokunulmaz bir alanda, korunaklı bir alanda hepsi. Herkes Kürt'e hakaret etmenin bir cezası yok. Bir yaptırımı yok, bir soruşturması yok. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani seçime giderken de eşit koşullarda zaten gitmiyoruz. Kaldı ki de her gün bir de hakarete maruz kalıyoruz. Toplum bunu görmüyor mu? Tabii ki görüyor toplumu. Görüyor. Ama bu aynı zamanda toplumda bir nefret dökürüyor. Onun için önceki gün işte Kadıköy'de müzik yapan gencecik bir kardeşimiz katlediliyor. Toplumun siz bu nefreti verdiğinizde ırkçılığı çok yaygın biçimde, Kürt düşmanlığı çok yaygın biçimde geliştiriyorsunuz. Mesela orada İngilizce söylese, yani Arapça söylese, başka bir dilde söylese buna muhatap olur mu bilmiyorum ama Kürtçe söylediği için. Ha, baskıyla, ona zorla bir marş niteliğindeki bir şey söyletmeye çalışmak. Bu ırkçılığı, bunu yayan, bu şeyin, bu iktidarın dili değil mi? Üreten bu. Bu dil üretiyor bu sonucu. Ardından işte 15 Mayıs'ta iktidar değişti. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Parlamentoda da muhalefet partileri çoğunluk sağladı. İlk başta yapılması gereken ne sizce Mehmet Emin Bey?
İlk başta en önemli sorun. Seçmenimize verdiğimiz en önemli sorun, ilk vereceğimiz kanun teklifi kayyumlara imkan veren belediye yasasındaki değişiklik, yani kayyumlara son vermek, yani bu uygulamaya son vermek bizim açımızdan çok öncelikli ve önemli bir şey. Çünkü halkın iradesini yok sayan bir uygulama. Bu bir, yani bu topluma da bir mesaj olur. Yani halk iradesinin egemen olacağına ilişkin de bir işaret olur. İlk yapması gereken işlerden biri bu olur. Ama şimdiye kadar da Kılıçdaroğlu'nun dili tabii şey, daha kapsayıcı bir dil kullanıyor. Umarım o dil 15 Mayıs günü de daha rahat kendi ifade edeceği bir tarzda ortaya çıkmalı. Ama şey tabii bizim biz nereden geldiğimiz en yüksek orandaki, en yüksek sayıdaki vekile parlamentoya girmek istiyoruz. Çünkü şeydir, bu sayı bizim o ağırlıklı bir sayıda, yani bizim hedeflediğimiz 100 sayısıyla parlamentoya temsil edildiğimizde inanıyoruz ki şeydir, yani parlamentodaki bu ağırlığımız parlamentodaki düzenlemelere de yansıyacak. Yeşil Sol Parti meclisi olduğu zaman nasıl bir anahtar rolü olacak? İki blok açısından da baktığımızda iki blokun da seçim sonucunda, yani şu anda görünen anlamda tek başına bir çoğunluk sağlamayacak görünüyor. Açık biçimde. Yani bizim olmayacağımız, içinde olmayacağımız herhangi bir şekilde uzlaşmayacağım bir noktada hiçbir blokun kendi başına bir yasa çıkarma ihtimali yok. Zor. Kaldı ki bu parlamentonun öncelik olarak yapması gereken işlerden biri yeni bir anayasa. Zaten onu önüne koyacak. Bütün o muhalefet bloku bunu söylüyor. Yani anayasa bir revizyondan değil, yeni bir anayasadan söylüyor. Bu bir anayasal süreç açısından da bakıldığında bizim de içinde bulunacağımız, katkı sunacağımız bir süreçten sunuyoruz. Bu nedenle de aslında anahtar rolümüz var. Biz parlamentoda meseleleri, sorunları kilitleyen konumda değil, açan konumda olmak istiyoruz. Çözen konumda olmak istiyoruz. Sorunları çözelim de. Onun için gidiyoruz zaten. Bunu konumda olacağız. Biz bunu yaygın olarak söylüyoruz. Parlamentoya gittiğimizde de bunu söyleyeceğiz. Bu açıdan bakıldığında çözüme dönük atılan her adımda, toplum yararına olan her adımda biz de şey olacağız, yani o anahtar rolümüzü, o sorunu çözme rolümüzü yerine getireceğiz. Şey soralım, yani sahada da gördüğümüz kadarıyla AKP'nin güçlü olduğu yerlerde kendi seçmeni bile milletvekiline oy yok diyor, AKP milletvekili adayına oy yok diyor. Parlamentoda AKP ve MHP iktidarı açısından, AKP ve MHP açısından nasıl bir şey olacak? Yani muhalefet partisi durumuna düşecekler mi sizce? Hiç kuşkusuz. Yani muhalefet durumuna düşecekler. Diğer bloktan başka seçenekler, yani başka kombinasyonlar düşündüğümüzde bile bir çoğunluğu sağlayamıyorlar. Yani görünen tablo. O Cumhur İttifakı da herhalde dağılacak değil mi? Öyle olursa aynı zamanda. Dağılır mı kalır mı bilemeyiz tabii. Yani yani muhtemelen zaten şey gibi kişiye bağlı partilerde, geçmişte de gördüğümüz şekilde kişiye bağlı partilerde, herhangi bir ideolojik yapılanması olmayan partilerde kişinin kaybetmesiyle partinin bir süre sonra dağıldığını görüyoruz. Dedi biz 13 çıkarıyoruz. Dedim o zaman biz eksik aday belirtmişiz. Dedi 13 çıkarıyoruz dedi biz. Bir an önce 14 Mayıs gelsin, biz bunları gönderelim diyor. Türkiye bir karanlık döneme girdi aslında. Otoriter bir rejimin baskısı altında karanlık bir döneme girdi. Bizim yoğun olarak yaşadığımız şey belediyelerimize kayyum tayin edilmesi. Bir hüküm getirdiler. Dediler ki belediye başkanı yerine atama yapılan belediye, atanan belediye başkanı kayyum istemediği sürede belediye meclisi toplanmayacak. Kim yapacak o işlemi? Encümen yapacak. Yani bürokratını getirecek. Keyfi bir yönetim oluşturacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Başarılar. İnşallah. Daha iyi günlerde. Teşekkürler. Görüşürüz. Kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.
Milletvekilliği adaylığı süreci nasıl gelişti Mehmet Emin Bey? Uzun süredir adliye koridorlarında hukuk mücadelesi veren biriydiniz. Açıkça söylemek gerekirse uzun süre aslında siyasetin dışında duruyordum. Yani tekliflere de kapatmıştım kendimi. Şimdi 15 Temmuz sonrasındaki içine girilen süreçte çok otoriter bir rejime doğru gidiyordu. Ve o hal kararname deliyle birçok değişiklik yapmıştım. Belediye yasasında yapılan değişiklikle Eylül 2016'da kayyum tayinine imkan verdi onu değişiklikle kararnameyle. O dönem bir belediye başkanı vardı. Ben Diyarbakır Büyükşehir 2 belediye başkanının avukatını yaptım. Hala da avukatlarıyım. Yani Gülten Kısan Hanım'ı seçtiğimiz aklımın. Birçok milletvekilleri aldı. Sıraattin Demirtaş, Figen Yüksel'e dair olmak üzere onların da avukatını aldı. Aslında bu süreçte yakalanan birçok politik ismin avukatını da üstlendi. Fakat geldiğimiz nokta tıkandı. Tam bir tıkanma vardı artık yani. Yani o yargısal hak mücadelesi yolunda tamam bir tıkanma vardı. Ya artık vazgeçecektim, bu mesleği yapmayayım diye o noktaya gelmiştim. Ya da yeni bir yol bulmak gerekiyordu. Siyaset bu açıdan belki de şeydir, yani yeni bir imkan yaratmak açısından, bu açıdan işte kendi adıma da daha yararlı olmak açısından bir yol olarak tercih ettim siyaseti. Onun için de başvurdum. Aslında hem yargı bağımsızlığının olmayışı hem hukuksal anlamda verdiğiniz mücadelelerin sonuç vermemesi de etken. Elbette etken ama kişisel olarak artık gelinen noktada şeydir. Yani tamamen her tarafta tıkanmış gibi hissediyor insan. Yeni bir yol açmak istiyor. Yani yeni bir şey yapmak istiyor. Ama 35 yıldır uğraşıyorsunuz. Her yola girdiğinizde bir tıkanma var. O açıdan o tıkanmayı da başka türlü açabilir miyim acaba? Başka türlü daha etkili açmak mümkün mü diye. Yoksa avukatlıkla da bu mümkün. Uğraşmak, güzel etmek elbette. Çok kıymetli bir alan. Ama şimdi siyaset alanında bunu açabilmek düşüncesi belirdi. Ve gelin teklifi de o yüzden kabul etmek istedim. Aslında yine adaylarla bir araya geldiğiniz zaman yaptığınız bir açıklama vardı. Bizden, adayların geneli yaptığı bir açıklama. Bizden çalınanları geri almaya geldik diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Yani o çalınan şeyler neler? Belki biraz açmak da lazım. Özgürlüğümüz, irademiz, mallarımız da çalındı tabii yani. Bütün yani zenginliklerimiz de çalındı. Onları da almak gerekiyor, almak gerekiyor. Başından doğru yani işte bu toplumun geleceği için umudu çalındı aslında. Umudu yeniden var etmek gerekiyor. Asıl mesele orada yani gelecek kuşaklı bu saatten sonra. Kendi kuşağım için bir şey dileyebilir miyim? Hayır tabii yani huzurla, sağlıkla kalan umurlarını geçsin dileyebilirsin ama genç kuşaklar açısından çok belirsiz bir ortam var. Yani gençlerin çoğunluğu yurt dışına gitmek istiyor. Üniversite kazanıp bir dil öğrenmeye çalışıyor. Elbette öğrensinler, birkaç dil öğrensinler ama bu dili öğrenmenin nedeni Avrupa'da bir ülkeye gitmek ya da Amerika'ya gitmek. Başlamak tümüyle gelişmiş batı ülkelerine gitmeye çalışıyor. Onunla uğraşıyor. Ne olacak? Kocaman ülkede herkes gittiğinde, zeki çocuklarımız, yetenekli çocuklarımız gittiğinde kim kalacak burada? Evet. Bu nedenle de yani onlar açısından da, onların gidişinde durdurmak, onların da daha bir refah, daha özgür bir ülkede yaşamasına ikna koyulmasından bize düşen mücadele etmek. Yani hangi alanın daha verimli olacağınıza inanıyorsa onlarla mücadele etmek. Siyaseti bu alanlardan biri. Bütün adaylara soruyorum, size de sorayım. Nasıl bir 15 Mayıs'a uyanacağız? Ve buradan seçmenlere uyarınız, öneriniz, çağrınız var mı? 5 Mayıs'ta da hem yeni bir güne başlarken Kürt Dil Bayramı'yla birlikte Şifte Bayramı kutlamak. Birincisi şu, herkes sandık başına gitsin. Aman benim oyumdan ne değişir demesin. Bir oy çok şey değişir yani. Bir kişi eksikse biz eksik kalır. Bir kişi gelir olmazsa eksik kalır. Onun için her oy önemli. Herkes sandık başına gitme oyunu kullansın. Onu kullanırsa onu ürünü değişimden yana. Geleceğe ilişkin umudun yaratılmasına yana kullansın. Özgürlükten yana kullansın. Oyunu kullandıktan sonra da o oyunun çalınmaması için oyuna sahip çıksın. Sonraki gün bütün toplum olarak yeni bir umutlu güne uyanabilir. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz buradan Bağlar ilçesinde bir şölen var. Oraya doğru gideceğiz. Başarılar diliyorum Mehmet Emin Bey sizlere. Çok sağ olun. Var mı?
avukat Mehmet Emin Aktar yıllarca insan hakları ve özgürlükleri noktasında hukuk mücadelesi verdi. Şimdi ise Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır milletvekili adayı. Biz gün boyunca kendisiyle birlikte seçim çalışmalarını izledik. Yine seçim gününe kadar farklı adaylarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.